Geldim. Selamünaleyküm. Kimsin sen? Beni tanımadın mı ya manyak? Sensin manyak. Kimsin dedim, kime baktın? Ya bir şey söyleyeceğim ya. Bu ev çok iyi değil mi ya? Bana şey istiyorum ben ya. Bu evde böyle çay, kahve... Gerçi bu evin havasında böyle latte içiliyor. Laktoksuz latte içiliyor havası var ama... benim için fark etmez yani. Yoruna bir tane gelsin ya. Bana bak. Çabuk çık dışarı yoksa polis çağıracağım ha. Çabuk git. Yazıklar olsun ya. Güvenlik güçlerini böyle basit şeyler için çağırmak sana hiç yakışmıyor. Amine teyze. Evet, Amine teyze. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Ya bir kere de benim adımı bilseler ya. Ya yazık bana ya. Hep ikinci plana atılıyorum ben ya. Ya nasıl bir hayatın içindeyim ben ya. Hayat çok bayat. Ya çok iyi söz ya. Bunu yazalım tamam mı? Hayat çok bayat. Çok iyi. Ya bana bak. Adın ne senin? Kimsin sen? He? Kimsin? Ya ben Ercüment ya. Pilates topun abi ben ya. Ha anladım ben. Anladım. Sen şeyin kardeşisin. Yani dediği kadar varmışsın. Gerçekten varmışsın. Evet Tercüment Efendi. Niye geldin sen buraya? Ya Amine teyze sana çok ayıp ya. Misafire böyle soru sorulur mu ya manyak? Bana manyak deyip durma. Bak yiyeceksin şimdi terliği kafana ha. Ya benim manyak balaçım ya. Ya lafı gelişini söylüyorum ya. Sen balaç nedir biliyor musun? Ben balaç nedir biliyorum. Sen zılgıt nedir biliyorsun mu? Soru mu sorulur ya? Müzik benim doğamda var ya. Ben müzik çok seviyorum ya. Ben böyle sorular sorulur mu ya? Hayret bir şey ya. Bak Haluk Bey gelirse, seni burada böyle yayılmış görürse... ikimiz de zılgıtı yeriz anladın mı? Şimdi hemen toparlan doğru... İşsizlerin yeri olan Yakup'un kahvesine git. Hadi. Ya orası neresi ya? Ben sana veririm adresini. De ki beni Emine teyze yolladı de. Orada Şükrü'yle Hüseyin'i bul tamam mı? Hadi kalk çabuk. Yok ya ben gidemem oraya ya. Neden? Çünkü yani Haluk amca dedi ki sen dedi git oraya dedi. Evde dedi beni bekle dedi. Ben geleceğim dedi yoksa kısar bana yani. Emine teyze var dedi. O seninle dedi ikilensin dedi. Bak benle ikilenmezsen çok kötü olur yani. Ben rapor vereceğim Haluk amcaya. Tabii canım. Sen eksiktin. Çok güzel, çok güzel. Şey de olur ya bak kakaolu kek varsa... Americano, Italiano... Almanca istemiyorum o çok tatlı. Buyurunuz efendim patlamış mısırla. Portakal suyunuz. Ya mısır patlağı ya ben bunu bayılıyorum biliyor musun? Yalnız bu portakal suyu için biraz nar lazım ya. Nar yok mu ya? Yok. Nasıl yok? Ben içemem bunu ya. Nar yoksa ben içemem ya. Al bunu ya ben içmem ha. Nar falan yok. Bunlarla idare edeceksin. Yazıklar olsun ya. Yemin ediyorum Meltem teyzem dursa bana böyle kötü davranıyor. Yemin ediyorum çok kötü olur ya. Ya sen daha ne istiyorsun? Bak. Bir kuş sütü eksik masada. Yani Allah Allah bir elin yağda bir elin balda daha ne istiyor? Ya diyorum ki yani börek yapsana ya Emine teyze ya. Vallahi ya. Yapamam. Börek falan yapamam. Ben gidiyorum şimdi çamaşırları çıkaracağım. Sonra içinde kuruyunca Meltem Hanım kızıyor. Gidip asmam lazım. Ya tabii canım bir yerden yırtayım diyorsun ya. Tamam sen git ya ben seni rahatsız etmeyeyim ya. Ya tamam ben açım. Sen rahatsız olma. Bu evin onu soruyorum. Ben yani. Hay ya hoş geldiniz ya. Merhaba. Hay. Hay. Ne bakıyorsunuz ya? Yine tanımadınız bu pedi ya. Ya hayret bir şey ya. Uzaylı görmüş gibi ne bakıyorsunuz ya? Ya bu karanlık uçak. Gece lan bu. Savunç ediyorum. Eleme
Levent'in. Ya vuruyorlar hep ya. Hep gözüme vurdu mu? Manyak ya. İyi misiniz? Nasıl mı iyi olayım ya? Bir yıldız kaydı. Meltem Hanım, izninizle ben çıkıyorum. Bu kaos ortamında daha fazla bulunmak istemiyorum. Şahit olmak istemiyorum hiçbir şeye. Hadi hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Evet. Biri bana mantıklı bir açıklamada bulunabilir mi? Meltem, senden başlayalım. Şimdi şöyle. Biz Sultan Hanım'la eve geldik. Kapıyı Ercüment açtı. Biz de öyle evin içinde tanımadığımız biri böyle beni tanımadınız mı filan deyince Sultan Hanım da yanlış anladı. Ben başka biri sandım. Kim mesela? Hırsız. Hırsız sandı Sultan Hanım. Öyle Emine de olmayınca öyle yani. Hırsız sandın. Sultan, hani niye konuşmuyorsun? Hırsız mı sandın? Tabii ki hırsız sandım. Kim sana sordum? Başka kim olabilir? Tabii ki hırsız sandım. Değil? Sultan Sıtay kendini kollama ve savunma teknikleriyle saldırdım üstünü. Ya. Neyse canım, şimdi durum tatlıya bağlandı. Evet, ne kadar tatlıya bağlandı Ercüment hocam. Kusura bakma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.